Beyhan Hocam buyurun, siz bir şey söyleyeceksiniz. Liderlerin dediği gibi olmadı. Çünkü liderler böyle bir şey iddia ettiler ama bilim insanları çok ciddi bir şekilde karşı çıktı ve o ülkelerde tekrar önlemler alındı, alınması gereken önlemler de istenen noktaya döndü. Yani sizin dediğiniz gibi olması için o ülkelerin, Bolsonaro'nun isteğiyle mesela onun düşündüğü şekilde yürümesi lazımdı olayın. Ama öyle yürümedi. Ya da İngiltere'de Boris Johnson'ın açıkladığı yöntemle yürümedi olay. Bilim insanları karşı çıktı ve o da geri adım atmak zorunda kaldı. Dolayısıyla öyle bir ülke yok dünyada. Yok, Yani mesela Afganistan'da önlem. hiçbir önlem yoktu. Yani Evet. Covid de yoktu ben gittiğimde. Ha, şimdi Kuzey Kore çok mesela farklı bir örnek, onu bilmiyoruz tabii ne olduğunu. Ama onun verisi olmadığı için onu kıyaslayamayız. Ama kıyaslanabilir ülkelerde hemen hemen herkes elinden gelen tedbirler aldı. Şimdi biraz önce dediniz ki mesela bazı ülkelerde tedbirleri azaltıyor ama hangi noktada azaltmaya başladı ona bakmak lazım. Örneğin Avusturya artık bazı tedbirleri kaldıracağını deklare etti. Ancak Avusturya'da 2 hafta öncesine kadar sınırlarını bütün dünyaya kapatmış bir ülkeydi. Bir de Alper'in dediği çok doğru. Bu ülkeler 3. doz aşılamalarını %60'ın 70'in üzerine çıkardıktan sonra bunları düşünmeye başladılar. Bizde yapılan en büyük yanlışlardan biri bence sürekli topluma işte bu iş bitti, zor kısmını atlattık, işte korkacak bir şey yok şeklinde verilen demeçlerin belki bilim dünyasında bir bilimsel toplantıda konuşulabilecek konuların halkın önünde konuşulması ve halkın bundan artık önleme gerek yok, aşıya da gerek yok şeklinde bir sonuç çıkarması ki bu gayet doğaldır. Yani genellikle bu hale gelir. Bir defa virüslerin endemik hale geleceği düşüncesine ben katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Bunun bir garantisi yok. Yani baktığımız zaman 3 tane olasılık var. Bunlardan bir tanesi Alper'in dediği gibi evet bu virüs işte grip gibi bir ağır tabloya döner. Mevsimsel bir hastalık yani endemik bir hastalık özelliği kazanabilir. O durumda sizin de her yıl tekrarlayan bir aşıya ihtiyacınız olabilir. İkincisi hastalık gene endemik hale gelebilir ama bu defa böyle grip gibi değil de soğuk algınlığı gibi hafif bir hastalık yapabilir. Aynen 60 yıldır aramızda olan diğer koronavirüsler gibi. O zaman zaten bir aşıya ihtiyacınız olmaz. Üçüncü olasılık da bu virüsün atasının yani SARS koronavirüsünün yaptığı gibi yarasaya dönüp ortadan tamamen kaybolması. Bu da bir olasılıktır. Dolayısıyla hemen şimdiden bakıp bunun endemik hale döneceği, işte senede bir aşıyla devam edeceğimiz şeklinde bir tahminde bulunmak. Hani Alper Hoca böyle bir tahminde bulunmadı. Ben bunlar çok konuşulduğu için söylüyorum. Yo, Böyle Alper Hoca da endemik olacaktır dedi. Ben öyle anladım. endemik olma şansı 3'te 2 ama endemik olup ciddi sağlık problemi oluşturma şansı sadece 3'te 1. Ve bunun hangisinin gelişeceğine dair bir veri yok. Kaldı ki Alper'e bir konuda katılmıyorum. Bu konu evet çok konuşuluyor diğer ülkelerde de. Ama bizim ülkemiz kadar bilim insanları açısından söylüyorum. Bu konunun gündeme getirilip konuşulduğu da yok. Yani biz diye o ülkelere göre daha az aşı yapıyoruz, daha az önlem alıyoruz, Daha çok kişisel konuşuyoruz önlem ama, öyle mi? ama daha çok iyimser konuşuyoruz, Yani daha daha iyimser işte son konuşuyoruz. konuşuyoruz. Yoksa dünyada şöyle bir ülke yok, yani bizim dediğimizi diyen bir ülke yok. Ya artık bu iş bitti, bırakalım kendi haline toplumsal işte bağışıklık gelişecek diye düşünen yok. Çünkü bunun garantisi yok. Yani Ama şimdi toplumsal bağışıklık. mesela pek çok kısıtlamayı ve maske dahil olmak üzere önlemleri ortadan kaldıran ülkeler var. Hayır, şöyle kaldırıyorum. Siz aşılamayı getirirsiniz. İşte 3. doz aşılamayı %70'lere, 80'lere. Arkasından kapalı yerlerdeki toplantılarda gerekli önlemleri alırsınız. En yoğun dönemde hekimler başta olmak üzere
kapalı ortamlarda sabahtan akşama kadar günler süren toplantılar yaptılar. Çok uyarmamıza rağmen arkadaşlarımız bunlara devam etti. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten dışarı çıkıyorsunuzdur mutlaka. Yani oralarda değiliz artık. İnsanlar böyleler yeniden. Yani ben Covid öncesi bunu hep söylüyorduk biz. Yani acaba alışkanlıklarımız değişecek mi yoksa artık bundan sonra hep mesafeli olacak mıyız? Ben o tezi savunanlardandım. Yani hemen özümüze döneceğiz. Herkes birbirine yapışacak tekrar falan diye. Bitmeden öyle durum. Yani kapalı alanlarda da açık alanlarda da. Orada değiliz artık. Biz de kolaylaştırdık ama Mehmet Akif Bey. Yani gidin şu anda, mesela şu anda hani bize daha yakın olabilecek, olanakları bizim kadar olan Balkan ülkelerine gidin. Peki bir şey sorabilir miyim hocam? Özür dilerim, bölüyorum sizi. Mesela bu kadar iç içe olduğumuz ve tedbirleri azalttığımız bir dönemdeyiz. Her açıdan yani bu yetkililer de bu tedbirleri gevşettiler. Vatandaş da gevşetti. Vatandaş iki kere gevşetti. Tamam, hepimiz gevşettik. Vefat sayılarına baktığınız zaman öyle bir artıyor. Yani efendim o çok yoğun tedbir artıyor. Aldığımız dönemlerden farklı bir durumla karşı karşıya olmadığımızı da görüyoruz. Yani bunu şimdi aşıya bağlayacaksınız muhtemelen. Yok değil. Hayır değil. Şimdi bakın ciddi bir aşılama sayımız yok zaten. Yani, tamam o zaman niye böyle? Şimdi bu kadar tedbir almadığımız halde bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi şöyle, omikronun daha az hastalık yaptığı, daha az öldürdüğü doğru, oransal anlamda. Ama aynı şeyi defalarca Sayın Bakan da dile getirdi. Bu bizi aldatmasın. Çünkü vaka sayıları o kadar artıyor ki, bakın şu anda dünyanın grafiğine bakın, ölüm sayılarında bir artış görüyorsunuz. Bu daha önceki kadar vaka sayısıyla paralel değil. Daha az oranda ama sayı olarak artıyor ölüm sayıları çünkü vaka sayısı çok yüksek. Şimdi bunlar, biz bu şekilde kişilerin kendi tercihleri ayrı bir problem. Ama biz eğer bu mesajları verir, işte önlemlerin çok da gerekli olmadığı anlamına gelecek sözler sarf edersek ya da devlet olarak bunu yaparsak yarın çok ciddi problemlerle karşılaşırız. Peki. Bunların başında hukuki problemler var. Yani bakın ben o kurullarda 20 seneden fazla çalıştım. O kadar çok bu dava açılır ki bak örneğin Sağlık Bakanlığı'na işte benim şu tedbiri alsaydı yakınım ölmeyecekti diye dava açılır mesela. Ya da ben şu anda akciğerimden hastayım. İşte damar hastalığı gelişti bende bu hastalığa bağlı. Ve bunu eğer bakanlık bu açıklamaları yapmasaydı... Hocam özür dilerim, çok özür dilerim de inanın bunun bir sonu yok ki. Diyelim dava açacağız. Vallahi ben size söyleyeyim, hepimize favipiravir içirdiler. Yani yüz binlerce vatandaş o zaman Sağlık Bakanlığı şimdi dava açar. Çok da haklı yerden açar. Açardı ama bir... Ama yani bunun problem... bir manası var mı yani? Olur mu öyle şey? Ya, olağanüstü bir durum, bir salgın hastalık, bir bu davanın bir karşılığı var mı? Hangi ülke virüsü tanıyordu da doğru tanı ve ilaç tedavisi uygulayabildi ki? Ya bu söylediğim bir şeyin olması... Bakın şu anda bakanlıkta aklınızın almayacağı kadar mesela SSB'li çocuklar var. Bu çocuklara bakanlık iki doz yerine tek doz aşı uyguladı. O yıllarda benim çocuğum yeteri kadar aşılanmadı. O yüzden SSB oldu diye dava açan çok sayıda insan var. Salgın hastalık için burada söylüyorum hocam. Burada da durum toplumsal. Bakın Covid-19 hastalığı ölümü önlenebilir bir ölümdür. Yani tıbbi olarak baktığınızda herhangi bir hekime bu önlenebilir bir ölüm müdür diye gelse bilimsel anlamda evet önlenebilir bir ölüm diye yazmak zorundadır. Tabii ki siz bütün tedbirleri almanıza rağmen belli sayıda hasta kaybedebilirsiniz. Ama o hastanın hangisinin kurtulup hangisinin kaybedileceğini bilemezsiniz. Neticede önlenebilir bir ölümdür. Siz bu önlenebilir bir ölümü önleyecek tedbirleri ortadan kaldırırsanız hukuki açıdan sıkıntı yaşarsınız. Bu yeni olan bir şey değil. Bu devam eden dünya kadar dava var bir şey. Onu söylüyorum hocam. Milyonlarca insan şu anda o zaman kendi ülkelerinde bize günde 16 tane ilaç verdiler. Bundan dolayı kalp krizi geçirenler oldu belki. Kan pıhtılaşması yaşayanlar oldu. Bir sürü sıkıntı yaşayan olmuş olabilir. Olmadı.